Zeliş, çocukluğundan genç kızlığına kadar zorlu bir yaşam sürmüş. Kudret'le evlendikten sonraysa kendi deyimiyle gün yüzü görmüştü. Gerçekten de Kudret ona daha önce yaşamadığı bir hayatın kapılarını aralamıştı. Pardon. Zeliş zaman zaman anneliğe imreniyordu. Ancak Kudret'in günden güne kötüleşen maddi durumunu düşündükçe bu isteğini sonraki bir zamana erteliyordu. Bu yüzden son zamanlarda kocasında peyda olan çocuk arzusuyla mücadele etmeye kararlıydı. En azından çocuğuna mutlu ve rahat bir yuva vereceğinden emin olana kadar. Allah'ım bu nasıl bir rakam böyle? Ay Kudret, yoksa biz bu elektrik sobasını yaktık diye mi bu fatura böyle geliyor? Kızım gel gel şunlara bir bak. Baba oğul ne güzel oynuyorlar birlikte. Ya el alemin eğlencesine bırak da faturaya bak diyorum ben sana. Nasıl ödenecek bu? Zeliş biz de artık yapalım bir çocuk be. Ya onunla oynar güler dertlerimizi unuturuz be. Ya biz unutsak bile elektrik idaresi unutmaz hayatım. Çat diye kesiverirler senin elektriğini, biliyor musun? Biliyorsun da. Ondan sonra mum ışığında değiştiririz çocuğun altını. Kusura bakma ama bazen yani o kadar saçma konuşuyorsun ki. Ya nasıl saçma bunu? Anlamadım ki. İnsan doğar, büyür, çocuk yapar ya. Bundan daha doğal ne var? Ya biz kendimize bakmaktan aciziz. Bir de çocuk yapıp ona mı sıkıntı çektirelim Kudret ya? Ya bu fakirlik böyle sür git hep devam etmeyecek ya. Elbette geçecek bu darboğaz. Nasıl? Ya geçecek dedim ya sana. Bana bak, sen kocana güvenmiyor musun yoksa? Sevgilim sorun sadece para değil. Çocuk büyütmek sorumluluk isteyen bir şey. Yani sen daha bir sene öncesine kadar çocuk falan düşünmüyordun. Ne oldu sana? İstemiyordum. Şimdi istiyorum işte. Hazırım artık baba olmaya. Ya bakalım ben hazır mıyım anne olmaya? Ha? Hem hazır olsam bile yarın bir gün sen hapse girince nasıl bakacağım ben o çocuğa? Kudret biliyorsun ben babasız büyüdüm. Ve bir çocuğu babasız büyütmek istemiyorum. Senin bu hapis problemlerin, para problemlerin hallolana kadar çocuk mocuk yok. Ay, ben markete gidiyorum. Evet, Zeliş çocuk yapmamakta nasıl kararlıysa, Kudret de bir çocuk sahibi olmak için o kadar kararlıydı. Ve bunun için hileye sapmaktan da çekinmemişti. Karısının doğum kontrol hapları yerine zararsız vitaminler koyuyor ve mutlu haberi sabırsızlıkla bekliyordu. Zeliş hamile kaldığında mecburen doğuracaktı. Kudret'in planı tıkır tıkır işliyordu. Zeliş neşeli sesleriyle sokakta koşturan çocuklara bakarken içinde bir bebeğin sessizce büyüdüğünden habersizdi. Oğlum çocuğum ya, çorabım kaçacak. Ben size demiyor muyum evde top oynanmayacak diye? 40 yılın başı süslenmişim, giyinmişim.
Gezmeye mi gidiyoruz anne? Hayır aşkım, siz gelmiyorsunuz. Ben arkadaşlarımla buluşacağım. Biz evde mi kalacağız? Evet, siz evdesiniz. Ha, babanız gelecek. Al, arıyor işte. Alo. Efendim Ömerciğim. Çıktın değil mi? Nasıl, ne demek çıkmadın? Ne toplantısı ya? Tamam, senin yerine başka biri giriversin. Hayır Ömerciğim. Zaten geçen defa da gidemedim kızlarla buluşmaya. Hayır efendim, bir daha sefere falan olmayacak. Çünkü ben eğer bu defa gidemezsem kızlar beni bir daha çağırmayacaklar. Ay! Ya ben kime diyorum ya? Keseceğim topu ha. Alo Ömer, bak bir şey söyleyeceğim. Hala geç kalmış sayılmazsın. Sen bir çık şimdi. Sen bana yetişeceksin. Ömerciğim, ben de seni seviyorum ama konumuzla bir alakası yok bu durumun. Ay! Pataklayacağım ha. Alo Ömer. Ömer. Ömer yok, yok. Sen bana bunu yapmış olamazsın. Ömer. Ömer. Ay Ömer ya. Allah, çorap gitti. Çorap gitti. Vallahi da billahi da bunu buraya kim koydu? Bu ne? Bunu kim koydu buraya? Kim konuşuyorum ben ya? Anne. Canım. Hadi ben çıkıyorum. Yavrum, zaten kahvaltı etmedin. Şunu çantana atıvereyim de yolda ye, dur. Buraya. Anne! Anne çık arabadan, duman alıyor, in! Anne! Ay, durun be, ne bağırıyorsunuz? Hadi gideceğim. Ay canlarım benim, canlarım benim. Gel Gamze'm. Ay aşkım. Ya anne, nereden çıktın sen şimdi ya? Ya bir hoş geldin yok mu? Ya anne, ne hoş geldin Allah aşkına ya? Gelir gelmez direğe çarptın. Aman canım, direğe çarptım. İnsana mı çarptın be? Aa. Ay güzelim, gel güzelim benim. Hoş geldin benim. İyi misin? İyiyim aşkım, iyiyim aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana bak. Sinan nerede? Sinan ha, nerede oturuyor? Müstakbel damadımla tanışma kutluyorum. Çağır onu gelsin. Sus, sus ya. Ben Sinan'la ayrıldım. Ne? Sinan'la ayrıldınız mı? Aa! Anne sus ya. Sus anne. Böyle şeyler sokakta konuşulur mu Allah aşkına ya? Al anneanneni götür buradan. Tamam, tamam. Hadi götür. Ay bana bak Yasemin. Bagajda birkaç tane bavulu var. Al getir yavrum. Bavul mu var? Küçük şeyler, merak etme. Merhaba. Hoş geldin Elif. Çok şıksın. Gerçekten olmuş mu? Olmuş, olmuş. Ya yani etek biraz sıkıyor, böyle hareket ettikçe cırt cırt sesler geliyor ama idare edeceğiz artık. Bir yere mi gidiyorsun? Sayende. Efendim? Ya Nermin, ben bugün bankadaki eski kız arkadaşlarımla yemek yiyeceğim. Aslında onlar her ay yiyordu. Ben çocukları kimseye bırakamadığım için gidemiyordum. Normalde bu ay Ömer bakacaktı. Yani demişti ki ben bugün bakarım, sen git. Ama onun da son dakika bir toplantısı çıktı. Dolayısıyla ben şu anda sana yalvarmak durumundayım. Ne olursun birazcık mukayyet olur musun çocuklara? Elifciğim, keşke daha önceden haber verseydin ama bak şimdi büyük temizliğe başladım. Her taraf her yerde, görüyor musun? Olsun, olsun. Onlar şöyle bir köşecikte oturup gık çıkarmadan dururlar. Elifciğim, ne olur kusura bakma ama ben... Allah rızası için Nermin. Bak Allah'ın adını andım. Ya onu geç. Bak zor nefes alıyorum. Eteğin içine korse giydim sırf kızlar beni beğensin diye. Bak korse diyorum, anla artık durumumu. Peki tamam. Gerçekten mi? Ya vallahi Nermin, şu anda seni kocamdan daha çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çocuklar ayakkabılarınızı çıkarıp içeri girin. Bana bakın, bana bakın. Nermin teyzeyi üzmek yok, yeni temizliğe başlamış kadın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. (Gülüyor)
Canım benim, canım canım. Of, torun kokusu, torun kokusu. Yerim seni ben, yerim. Ay nasıl özlemişim. Nasıl özlemişim seni. Nerede mümiştir, 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 mümiştir. Çok özlemişim seni ya, canım anneanne. Ay canım, ben de çok özledim seni, ben de çok özledim. Anne al hiç şunu da kendine gel. Niye? Korkmadın mı anne Allah aşkına ya, benim ödüm patladı. Ya vallahi düşündükçe afaganlar basıyor beni ya. Sen hangi akla hizmetle oralardan buraya ehliyetsiz arabayla geliyorsun ya? Aa, benim ehliyetim var ya kız. Hani 20 yıl önce alıp bir kenara atmıştım. Aa, var ehliyeti. Kendin diyorsun işte atmıştım bir tarafa diye. Anne, sen araba kullanmayı falan bilmiyorsun. Ya anneciğim ya, inanamıyorum sana. Çocuk gibisin ha. Ay, herkes bayılıyor bu çocuğa. Biz sana sevdiremedik niyeyse. Yürü seni ben, yürü. Canım. Canım benim. Ya anneanneciğim şey... Heh. Yalnız ben arkadaşıma söz verdim. Benim ders çalışmaya gitmem lazım. Ya geleceğini söyleseydim plan yapmazdım ama. Olsun annem, olsun. Sahi sen niye geleceğini haber vermedin anne? Ya biz evde olmayaydık ya kapı duvar olaydı. Sen sokaklarda. Anne inanamıyorum, niye böyle yapıyorsun sen? Öyle gerekti Yasemin, tamam mı? Öyle gerekti. Yavrum hadi sen git arkadaşlarını bekletme. Güzel güzel dersini çalış. Ben nasıl buradayım değil mi? Akşam seni koynuma alacağım. Koynuma aşkım benim, gel gel. Oh güzel çocuğum. Oh güzel çocuğum, çocuğum aşkım. Oh yavrum, 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 yavrum. Hadi güzel kızım. Tamam o zaman ben gidiyorum. Şu yanaklarını sil, palyaçoya çevirdi anneannen seni. Yavrum şurada sandviçin var, onu al da git. Maşallah. Geç kalma Gamze, tamam mı yavrum? Merak tamam etme. Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi çocuğum. Maşallah çocuğum, maşallah. Anne, ne demek öyle gerekti? Sen Veli amcaya haber vermeden mi geldin buraya? Yani kızımla torunuma gelmek için Veli amcandan izin mi alacaktım ha? Sizleri özledim, çıktım geldim. Ne var bunda? Aa, sen adama haber vermedin yani. Yok. Dur, arayayım da. Hayır, 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 hayır Yasemin. Haber vermeyeceksin. Niye? Biraz merak etsin beni. Ay anne ya. Aman boş ver şimdi sen onları. Bak ben sana Gemlik'ten neler getirdim, neler, 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 neler. Al. Ay biraz. Dur anne ağır ol. Olsun, olsun canım, olsun. Dur, dur, dur. Ay teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dur. Dur içeyim, dur. Bak, bak, bak. Çizik zeytin. Ay, çok güzel oldu bu. Al bu da salamura. Gamze soruyor daha geçen gün anne. Bana bak, bunlar cilde çok iyi geliyor. Yani güzelleştiriyor, gençleştiriyor insanı, gençleştiriyor. Bak böyle pırıl, 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 pırıl. Dur bak, Nermin'e. Zeliş'e, Elif'e de getirdim. Onları da mı aldın? He. İyi yaptın anne. Ay kız ben onları çok özledim. Hadi çağır da gelsinler ha, çağır. Aman anne yol yorgunusun, ne çağırması? Dur sen bir dinle. Hayır hayır değil, bir çağır gelsinler. Gelsinler de bir el böyle bir konken oynayalım hadi. Anne ne konkeni monkeni, anlamaz onlar konkenden monkenden. Aa, kız geçen sefer geldiğimde öğretmiştim ya, hemen kavramışlardı. Çağır gelsinler oynayalım hadi çağır. Yok anne kağıt yok zaten bende. Ay. Annen kağıtsız gezer mi evladım? Ha? Anne vallahi sana ben inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum sana ya. Hadi çağır çağır hadi çabuk. Ara be kardeşim artık ya. Ara ya. Alo. Abdullah neredesin kardeşim sen ya? Vallahi bir hafta daha aramasaydın mahkemede aleyhine ifade verecektim ha. Neresi dedin? Tamam geliyorum hemen. Bekle ha, yine ortadan kaybolma. Nasılsın abi? Ya abi falan deme bana. Maliyeciler şirkete gelir gelmez topukladın kaçtın ya. Her şey benim üstüme kaldı. Hani ortaktık biz? Ortağız elbet abi. Ya o zaman niye her şeyi benim üstüme yıkıp kaçtın be kardeşim? Abi dursaydın da beni de mi hapsettik salarda? Hayat hiçbir şey değil. Topladığımız bütün paraya el koyacaklardı abi. Ben ikimiz için kaçtım abi. Getirdin mi benim payımı? Abi o kadar para nakit getirilir mi? Nasıl yapacağız? Bankaya yatırsam devlet el koyacak. Ben her şeyin çözümünü buldum abi. İsviçre'de bir bankaya yatırdım payını.
Hele bir ortalık durulsun. Sen güzelce çekip yersin abi. Yalan söylemediğin ne malum? Ha? Bana bak. Yoksa cin olup beni mi çarpacaksın ha? Estağfurullah abi. Al bu hesap cüzdanını. Ne topladıysak yarısı. Kusura bakma Abdullah ya. Yaşadıklarım beni biraz şüpheci yaptı da kimseye güvenim kalmadı. Abi ben sana hiç kazık atar mıyım? Aşk olsun. O zaman sen yoluna ben yoluma. Seninle iş yapmak güzel. Seninle de abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben patlıcanlı bonfile istiyorum. Çok iyi pişsin. Bir tane makarna istiyorum. Bu acı domates soslu makarnanızdan. Onun sosu bol olsun. Bir de diyet kola. Teşekkürler. Ben de somonlu salata. Ama sakın zeytinyağı koymayın. Bir de su lütfen. Ben yeşil salata alayım. Benimkine de zeytinyağı koymayın. Ve soda lütfen. Ben de aynısından alayım. Galiba aranızda en aç ben gelmişim. Şekerim biz senin gibi ev hanımı değiliz ki. Formumuza dikkat etmemiz lazım. Evde 100 kilo da olsan fark etmez. Giyersin eşofmanları dolaşırsın. Ama biz öyle değiliz. Çalışan kadınlarız. Formumuza, giyimimize dikkat etmeliyiz. Bankada işler nasıl gidiyor? Mudiler birbirlerini yiyip duruyor mu hala? Onlara mudi demiyoruz artık Elifciğim. Direkt müşteri diyoruz. Ya. Yüz yüze işlem de pek kalmadı zaten. VAP bankacılığı gündemde artık. VAP bankacılığı. O ne? Müşteriler işlemlerini telefon veya bilgisayar aplikasyonları üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bize de düşen onları en rentabl seçeneklere yönlendirmek. Sen ayrıldığından beri çok şey değişti Elifciğim. Belli. Evet, ben biraz büyük alıyorum ama siz fındık kadar alsanız yeterli. Aldığınız hamuru iyice avucunuzun içinde yuvarlıyoruz. Böyle. Top haline getiriyoruz. Fındığa batırıp tepsiye yerleştiriyoruz. Anladınız mı? Benimki olmadı ama. Seninki de öyle olsun şimdilik. Hadi hep beraber yapalım. Dikkat etsene biraz. Nimet o, nimet. Çocuklar uslu durun. Uslu durun yoksa döverim sizi. Annem de öldü ama dövmüyor. Benim annenize benzeyen bir halim var mı? Ha? Bir döverim görürsünüz. Çabuk, yerdekileri topluyorsunuz. Hadi, çabuk. Ah, ah. Kollarım koptu Kudret. Marketten sonra bir de pazara uğradım hayatım. Misafirimiz var hayatım. Rahmetli annemin yattığı hastanenin müdürü. Tanımadın mı? Cevap versene Zeliş. Hastanenin müdürünü tanımadın mı? Gözüm bir yerden ısırıyor tabii ama tam şey yapamadım. Demek ki mukaddes annemi hastaneye ziyarete gidip gelirken orada görmüş olmalıyım sizi herhalde. Nasıl olur Zeliş Hanım? Geçen hafta bizzat odamda konuştuk ya. Kayınvalidenizin vefatından sonraki gün. Kederden, elemden ben ne yaptım biliyor muyum? Demek o ara iki çift laf etmişiz işte. Tazminat parasını banka hesabınıza istemiştiniz ama ben adınıza çek düzenledim. Buyurun.
anlaşma gereği hastane yönetimine karşı hiçbir hukuki sürece girmeyeceğinize dair şu belgeyi imzalamanız gerekiyor. Buyurun. İmzalasana Zeliş. Madem adamla anlaşmışsınız, paranı da tıkır tıkır almışsın. İmzalasana! Böylece bu mesele kapanmış oldu. Tekrar başınız sağ olsun. Zeliha. Elin ne üdü belirsiz bir adamın lafıyla celallenecek halin yok. Değil mi? Yani önce beni bir dinlersin. Neyini dinleyeceğim senin ha? Neyini dinleyeceğim? Annem eceliyle değil, hastane ihmaliyle ölmüş. Sen de onlara fitil fitil ödeteceğine... Ödettim. Fitil ödettim. Son kuruşuna kadar aldım tazminatları Kudret. Ya bana sormadan nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ama senin derdin başından aşkındı sevgilim. Ben uygun bir şey arıyordum. Zaman arıyordum onu sana anlatmak için. Demek annemin ölümü üzerinden para aldın ha? Ölüm hak mı? Miras helal demişler Kudret. Bu da bize mukaddes annemin... Yani... Mukaddes annem... Tövbe bismillah. Şimdi mezardan kalkıp gelse... Ya ama bir dakika dur şurada ya. Vallahi billah. Mukaddes annem... Şimdi mezardan çıkıp gelse benim şapur şupur yanaklarımı öper. Aferin kızım sana diye. Çünkü mukaddes annem paranın kıymetini bilirdi Kudret. Ya bu adam bugün buraya gelmeseydi... ...bana söylemeye niyetin falan yoktu değil mi? Vardı, vardı çok niyetliydim. Bu para bizim geleceğimiz. Ben onun için yaptım ne yaptıysam. Vallahi billahi. Yalan söyleme be, yalan söyleme. Aç şu kapıyı. Ev vallahi, ev billahi Kudret ya. Demek benim arkamdan iş çevirsin ha? Demek benden... Para saklarsın ha? Aç şu kapıyı! Aferin çocuklar. Oğlum, rastgele sürtüp durmasana oğlum o boyayı. Bak buraya ne yazmışlar? Çizgilerin içini boyayın. Sana ne? Yani yaptığınız resim olmaz da. Ah, kurabiyeler. Ah, nar gibi kızarmışlar. Ah. Oğlum sakın dokunma, çok sıcak. Çok sıcak. Senin karnın mı acıktı yoksa? Bak buzdolabında çok güzel bir domatesli bir çorba var. Onu ısıtayım vereyim mis gibi. Bık, iğrenç. O ne biçim kelime öyle? Nimete iğrenç denilir mi? Çok ayıp, çok ayıp. İğrenç ama. Tövbe tövbe. Ben şu kız kardeşinizi bir kontrol edeyim. Sakın dokunmayın buna. Sen git güzel güzel resmini yap. Hadi anneme, hadi. Sakın dokunmayın, geliyorum şimdi. Sen ha? Ne yaptın? Ben sana demedim mi sıcak dokunma diye? Ya yansaydın ya sana bir şey olsaydı ben annene ne derdim ha? Özür dileyeceğine öyle duruyorsun taş gibi.
Benden günah gitti. Ben şimdi senin eline eline vurayım da sen anla ne kadar kötü bir şey yaptığını. Yalan söylüyorsun, vuramazsın. Annem bize hiç vurmuyor. Öyle mi? Vuramaz mıyım? Ben senin annen değilim. Bal gibi vururum. Aç bakayım avcunu. Aç. Getir şunu şuraya. Aç. Aç. Aç dedim. Ah! Bırak beni. Bir daha yapacak mısın? Ha? Yapmayacağım. Geç önüne. Zeliş, aç şu kapıyı. Konuşacağız. Aç şu kapıyı Zeliş. Ya bak, kapıyı kırdırtma bana ya. Ya oradan konuş. Ben seni duyuyorum. Ya aç diyorum sana. Aç bak, kıracağım. Ya ama sana anlatıyorum. Dinlemiyorsun ki beni. İnsan gibi söylüyorum. Ben bu parayı ikimizin iyiliği için aldım Kudret. Mukaddes annemi geri getiremeyeceğimize göre bari fakirlikten kurtulalım dedim ya. Hata mı ettim? Ya benden habersiz nasıl alırsın o parayı? Bana bak Zeliş. Bu benim annemin mirası sayılır. Şimdi aç şu kapıyı da ver şu çeke. Ya! Biz o konuda anlaşmamış mıydık seninle? Birkaç ay yatıp çıkacaktın ne güzel. Ya o paramızın olduğunu bilmeden önceydi. Şimdi bırak birkaç ayı, bir gün bile yatmam. Hadi aç diyorum sana. O para bizim sigortamız. Çıkınca iş kuracaksın onunla. Şimdi ölürüm de vermem. Ya aç bak, kırıyorum. Bak benden günah gitti. Kırıyorum bak. Demek senden para saklıyormuşum ha? Bu ne? Ne bu? Ha? Sen utanmıyorsun değil mi? Aylardır beni yokluk içerisinde çürüttün. Milletin ağız kokusunu çektim senin yüzünden. Hem de bankada bir servet saklarken. Sen onu nereden buldun? Ya işte iyi olacak, hastam doktor ayağına gelirmiş. Yok bir şey. Ne bu, bu ne? Onu söylesen. Hayatım ya, göründüğü gibi değil. Nasıl yani? Ha, bunun içindeki para doğru mu? Değil mi? Ya doğru ama... Püh, yazıklar olsun sana. Madem senin kendine ait bir hesabın var Kudret Bey, hastaneden gelen para da sadece bana ait. Anlaşıldı mı? Ya Zeliş! Zeliş! Gel buraya. Gel dedim sana, ver. Ya ne yapıyorsun? Ver şunu dedim sana, ver şunu be. Çek şu elini. Bana bak, var ya şimdi giderim mahkemeye. Senin nerede hesabın var, kaç paran var hepsini söylerim. Bu sefer gerçekten beş parasız kalırsın. Efendim Yasemin'cim. Aa, Gülperi teyze mi geldi? Ne güzel. Tabii ki gelirim canım. Zaten çok daralmıştım evde. Sen şimdi çayı koy, ben geliyorum tatlım. Uyudu mu? Hey, annem benim. Gel, dur şöyle. Hey, ay yavrum. Şşş. Yani çok teşekkür ederim, sana çok borçlandım. Borç mu olurmuş? Bugün sana, yarın bana. Hadi bakalım, gelin alın ayakkabılarınızı. Gelin. Hadi gidin eve, geliyorum. Oyalanmayın sağda solda. Allah Allah. Ne otoriter kadınsın. Ben bunları hiç böyle görmemiştim vallahi. Çok teşekkür ederim Nermin. Hadi görüşürüz. Aa Elifciğim, Yasemin telefon etti. Annesi buradaymış. Hepimizi çaya davet etti. Seni de aramışlar ama ulaşamamışlar. Ben söylerim dedim. Sen de çocukları al gel oraya.
Dur şimdi bir eve gideyim. Ömer işten erken gelecekti. Bir bakayım. Geldiyse bırakayım. Bir de üstündekilerden kurtulayım. Hemen geliyorum. Tamam mı? Anne. Hı? Şimdi bunları ben fırına atarım. Sıcak sıcak çıtır çıtır yeriz çayla. Nereden bilirsin sen böyle börekler çörekler yapmaya? Aa. Maşallah. On parmağın da on marifet ha. Anne bu ne ki? Anne ya. Ay ben bir konyaklı kek yapıyorum. Sana bir gün yapayım. Yemin ederim aklın durur. Özel bir tarif yani. Ama Gamze beni de geçti. Ya var ya bir baklava açmadı falan kaldı kızın. O derece yani. Acayip bir şey oldu anne ya. Bak kız bana bak. He. Sen benden beceriklisin. Gamze senden becerikli. Aa, bu Gamze'nin çocukları. Sizin şu Nermin'e benzemesin ha? Ay anne olur mu olur. Al kahveni de içeride sohbet edelim. Gel gidelim. Ay. Yasemin. Anne. Ya çocuğun yanında üstelemeyeyim dedim de. Niye ayrıldın sen o Sinan'dan? Ha? Ya sen bana anlatmadın mı? Okumuş etmiş koskoca mühendis diye. Ya bu devirde nereden bulacaksın sen böylesini? Adam mühendis değilmiş anne. Katilmiş. Af buyur. Katil katil. Yani bayağı girmiş çıkmış adam öldürmüş. Dağlara taşlara. Kız Yasemin bir yanlışlık olmasın. Ben de öyle dedim. Tipinden hiçbir şey belli olmuyor dedim. Katil tipi yok dedim. Katil çıktı anne. Analar tahtını yaparmış da bahtını yapamazmış anacığım. Sen de benim bahtımı yapamadın anne. Ağlama güzelim ağlama. Bırak da o ağlasın ha. O nereden bulacak senin gibi böyle güzelini, pırıl pırılını? Seni daha ne doktorlar, mühendisler isteyecek evladım. Senin anan da şans olsaydı. Kendi bahtını yapardı evladım. Anne. Babandan sonra belki mutlu olurum dedim. Gittim. O veliyle evlendim. Gençliğimi, güzelliğimi verdim. O da harcadı gitti işte. Anne Allah aşkına ya. Sen kaçıncıya boşanıyorsun? Vallahi ben unuttum. 2003 müydü? Allah'tan adam iyi de peşine meşine düşüyor senin. Evlenelim tekrar diyor. Evleniyorsunuz değil mi siz bağırdı? O iş bitti Yasemin. Nasıl o iş bitti Yasemin? Nasıl yani? Nasıl bitti o iş anne ya? Aa. Yarı yaşında bir kızla bastım ben o veli itine. Kerem siyah kotunu istemişti. Unutmasaydın. Unutmadım, koydum. İki tane de gömlek ütüledim. Onu da koydum çantasına. Gömlek mi? Gömleği ne yapacak ki atölyede? Olsun. Elinin altında bulunsun diye. Behçet. Zeytinyağlı dolma hazırladım. Kerem sever. Peynirli börek de yaptım. Sor bakalım. Başka bir şey isterse ben yapıp gönderirim seninle. Nermin. Neden kendi gelip sormuyorsun? Hadi işte gel beraber gidelim. Hem de böylece oğlunu görmüş olursun. Yok olmaz. Bana kızgınlığı geçmemiştir. Şimdi gelirsem bir daha senden nefret ediyorum anneyi duymak istemiyorum. Dayanamam. Çok üzülüyorsun biliyorum. Ama kendini bu kadar suçlu hissetme. Yok canım, niye kendimi suçlu hissedeyim ki? Benim içim çok rahat. Ettiğinin cezasını çekiyor. Anlasın bakalım. Dünya kaç bucakmış. Anlaşıldı. Sen gelmemekte kararlısın değil mi? Hı hı. Behçet. Dayıma söyle de geceleri kontrol etsin üstünü. Biliyorsun deli gibi yatar. Üstünü açar.
hasta olmasın. Veli amca, seni aldattı, öyle mi? Hayatta inanmam. Cık. Ay anne, sen komiksin ya. Sen anana değil de elin adamına mı inanıyorsun Yasemin? Bastım diyorum sana, gözümle gördüm diyorum. Anneciğim, nasıl bastın? Allah aşkına bir anlat bana, nasıl bastın? Sen gel, gel otur şöyle anlatacağım sana. Ay. Hani bu, geçen ay bir lokanta açtı ya. Evet. Hani şu köfteci. Evet. Yanına da böyle genç, çıtır bir garson kız almış. Ben de bir gece ansızın aniden giriverdim kapıdan içeri. Bir de ne göreyim? Ay anne, ne gördün? Bunlar böyle baş başa vermişler. Bir muhabbet, bir muhabbet, kıkır 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 gülmeler. Kız böyle kıkır kıkır gülüyor. Bizimki ağzı açık onu dinliyor. Ay anne, basma dediğin bu mu? Ay ben de oturmuş seni dinliyorum. Anne ya, anne ya. Daha ne olsun Yasemin'e, daha ne olsun? Bu ne anne ya, bu ne? Yok kızım bak, ben anlamıştım zaten. Yok dükkan daha yeni açıldı. Yok müşteri gitmedi diye gece yarısına kadar kalmalar. Tabii o garson kız da orada. Ateşle barut yan yana durursa ne olur Yasemin? İşte bu olur. Anne, ateş Veli amca mı oluyor? Hani komiksin ya, barut kim oluyor Allah aşkına? Kızlar mı geldi? Evet anne, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Ay canım bizim. Bulduk. Hoş bulduk. Nerede canım benim Gülperi teyze? Geldim, geldim. Canım. Hoş bulduk. Hale bak, bu gençlik, bu güzellik. Var mı bunun bitiyorsa? Sus, anlatırım sonra sana. Ay, hoş geldin. Özlettin kendine bak. Ben de özledim sizleri. Ay, hoş bulduk. Kendi annem gelse bu kadar sevinirim yani. Canım benim. Hadi geçin içeri, hadi gelin hadi. Gelin içeri. Hadi geçin. Hadi geçin, ben çay koyup geliyorum. Tamam. Geçin Ermin'ciğim. Canım o. Onun mutlu bir çocukluk yaşamasını isterdim. Ama kader. Erkenden büyümek ve hayatın yükünü sırtlanmak zorunda kaldı. Baksana. Burası Cemil Gülsün'ün evi mi? Evet. Nerede pek kendisi? İçeridedir. Buyurun. Cemil Gülsün. Buyurun memur bey. Bu fotoğraftaki sandığı tanıdınız mı? Yo. Ne var orada? Mert. Baba ne var söylesene. Annenle birlikte gömdüğümüz bir şey. Başka bir şey sorma, ben de söylemeyeyim. Yirmi yıl önce almışsınız. Yapan ustanın veresiye defterinde isminiz vardı. Tamam. Ben rahmetli karıma nişanlıyken çeyi sandığı olarak hediye etmiştim. Ama bu fotoğraftaki o mudur bilemem. Yani bir tane üretilmemiştir herhalde, değil mi? Peki şu anda evde mi sandık? Sanmıyorum. Yani olsaydı bilirdim. Nerede olabilir? Bilmiyorum memur bey. Yani karım eski eşyalarla atmıştır herhalde. Ben biliyorum. Hatırlıyor musun baba? Ben küçükken üstüne çıkmıştım da kırılmıştı.
Annem de çok üzülmüştü. Evet, iyi dedin Mert. Yani ben geçmiş zaman unutmuşum. Hatta annem marangoza götürmüştü de adam artık bu olmaz falan demişti. Yani çöpe atmak zorunda kaldım. Bu dediğin ne kadar zaman önceydi? Yani bir 7-8 yıl falandır herhalde. Rahatsız ettik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya affedersiniz. Neden arıyorsunuz o sandığı? Sizin sandığa benzer bir tanesi Terkos Gölü'nde su yüzüne vurdu. İçinde bir kadın cesediyle. Bir kadın cesedi mi? Evet, tamamen parçalanmış şekilde. İçeri gel. Sana söylemem gereken şeyler var. Biliyordum zaten o sandıkta bir şey olduğunu, biliyordum. Bağırma. Komşular duyacak. Sen öldürdün değil mi o kadını? Sandıkta bulunan kadını sen öldürdün. Mecburdum. Gel, kapı ağzını konuşalım. Çek elini. Mert, sakinleş. Dinle beni. Yıllar önce seni bizden almak isteyen birinden bahsetmiştim, hatırladın mı? Ama o erkekti. Ben kadın ya da erkek dememiştim. Sadece kötü niyetli, seni bizden almak isteyen birinden bahsetmiştim. Mert! Mert! Annemin seni ne kadar sevdiğini hatırlıyor musun oğlum? Peki çocukken ne kadar mutlu olduğunu hatırlıyor musun? İşte o kadın bütün bunların hepsini mahvedecekti. Seni bizden alacaktı Mert. Annenden uzaklaştıracaktı. Buna izin veremezsin. İnan bana, bunu yapmaya mecburdum Mert. Hadi kızlar. Hadi kızlar, gelin de bir el oyun oynayalım hadi. Geliyoruz. Ne oyunu anne, çay içiyoruz ya. Aman sonra içersiniz çayınızı, hadi. Hadi gelin oyun oynayalım. Ay ay ay. Ben oynamasam zaten unutma gitti. Aman geçen sefer de aynı şeyi söyledin. Beni 10 lira üttün ha. Hadi otur otur hadi. Ay hadi mızıkçılık yapmayın ya. Biraz kafa dağıtalım şurada. Dağıt Gülperi teyzeciğim. Kes bakalım. Ay bankadaki kızlarla oynardık. Çok özlemişim. Vallahi 1000 sene olmuştur ben oynamayalı. Yasemin de önceden haber vermedi senin geleceğini. O da bilmiyordu ki. Sürpriz mi yaptın sen? İşte. Gülperi teyze, Veli amca ile nikah tazeliyormuşsunuz. Nesini oynuyoruz ha? 10 liraya oynayalım mı? Ha, biraz heyecan olsun. Ben çantamı getireyim. Ay dur dur dur, otur. Sonra verirsiniz parayı. Anne bir başlamadan ben çayları alayım da geleyim içeride. Ay ne çayı kızım? Hadi oyuna konsantre olun. Hadi sonra içersiniz. İyi hadi peki. Elif, bankadan arkadaşlarınla eğlenebildin mi bari? Yani fena değildi tabii de. İşte bir şeyler söylediler, öyle canımı sıktılar. Yok efendim, ben ne kadar kilo alsam da bu hiç önemli değilmiş. Çünkü ben ev kadınıymışım ve bir eşofman giyersem hallolurmuş, kapatırmışım kilolarımı. Ama onlar her zaman şık, bakımlı ve güzel giyinmek zorundalarmış. Çünkü onlar çalışan kadınlarmış. Ya ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ev hanımıyız diye ölmeden mezara mı gireceğiz yani? Hadi biz neyse de Zeliş'e baksınlar. Vallahi bakkala gidince bile şıkır şıkır benim içim açılıyor. Laf.
Kızlar hadi hem iş hem sohbet. Hadi Zeliş başla hadi. Ay çeksem mi diye düşünüyorum. Nermin nasıl baş ettin benim haylazlarla? Önlerine kurabiye hamuru koydum. Birlikte yuvarlayıp tepsiye yerleştirdik. Aa bir ara Tekin yaramazlık yapıverdi. Ama onu da böyle spatulanın ucuyla eline vurarak hallediverdim. Duruldu. Ben anlamadım. Şimdi sen Tekin'e vurdun mu dedim, bu mu yani? Vurdun mu gerçekten Tekin'e? Yok canım, ona vurmak denmez. Yani spatulanın ucuyla hafifçe okşayıverdim, o kadar. Yani sen şimdi Ömer'le benim çocuklarımıza bir fiske dahi vurmadığımızı bile bile bunu mu yaptığını söylüyorsun Nermin? Vallahi billahi hani bir laf var ya, aşkta kaybeden kumarda kazanır. O benim kartımda işte. Elif senin kartın nasıl? Yasemin bir dur, dur. Ben sizin böyle bir kuralınız olduğunu bilmiyordum. Ama bence siz de ara ara böyle hafifçe vuruverseniz hiç fena olmaz. Vakitlice yola getirirsiniz onları. Ay sıra kimde ya? Yasemin sen bunu mu attın? Onu ben attım. Tamam o zaman sıra sende Nermin. Çek. Zeliş. Bir dur ya. Her şeyi en iyi sen biliyorsun değil mi annelik deyince? Yani sen süper bir annesin. Biz senin çocuklarına baktığımızda ne kadar iyi bir anne olduğunu görüyoruz yani, değil mi? Özellikle Kerem. Kerem okuldan uzaklaştırma almış diye duydum Nermin. Doğru mu? Doğru. Ama senin bunu yüzüme vurman hiç doğru değil. Senden bunu hiç beklemezdim. Ben çekiliyorum. Zaten elim de iyi değil. Kusura bakmayın ne olur. Nermin, Nermin'ciğim. Canım, çay demledim ben ya. Bak demli bir çay içelim, gel. Ya Nermin, yapma Allah aşkına ya. Nermin. Kusura bakma Yasemin'ciğim. Daha fazla dayanamayacağım. Ay, Nermin ya. Elif'ciğim, hadi kalk git de gönlünü alıver. Allah Allah ya. Niye ben alttan alıyorum? Onun benden özür dilemesi lazım. Benim çocuğuma vuruyor. Ya niye başkasının çocuğuna vurursun ki? Gitti zaten. Elif gitti. E sen de damarına damarına bastın kadının ya. Ha ben suçluyum yani. Şu durumda ben suçluyum, öyle mi Yasemin? Sağ ol. Ya onu demedim. Ay Elif kızım nereye? Daha el bitmedi. Otursana. Yok tamam, beni hükmen mağlup sayarsın. Ya Elif yapma. Kusura bakma. Elif. Aa. Elif ne yapıyorsun sen de ya? Elif'ciğim, Yasemin çok moralim bozuldu. Konuşuruz sonra ne olur. Elif'ciğim ama ya. Aa. Görüyor musun? Aman be. Geçen sefer ne güzel eğlenceli eğlenceli oynamıştık ha? Ne oldu böyle? Hani hala oyun mu düşünüyorsun sen ya? İyi akşamlar. Mert. Şu torbaları taşımama yardım eder misin? Marketten buraya getirene kadar kollarım koptu. Tamam tabii ki. Sağ ol evladım. Geç geç. Geç yavrum.
ben bıraktığıma göre gideyim artık. Otur 5 dakika. Elmalı kek yapmıştım. Meyve suyu da var. Ya ben tokum, teşekkür ederim. Onca torba taşıdım, bir tadına bak bari. Otur. Otur. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Aynı annemi yaptığı gibi. Hayattayken kim bilir ne güzel şeyler pişirirdi sana. Çok seviyordu seni, çok. Sana bakarken gözleri bir başka parlardı zavallının. Bütün ruhu sana akardı sanki. Siz annemi tanıyor muydunuz? Evet. Hem de çok eskiden beri. Sen daha bebektin. Kucağıma alınca saçlarımı çekerdin. Öyle güzel bir bebektin ki... gözlerin, çenen, burnun... gerçek adın kadar güzeldi. Gerçek adın mı? Evet. Mert değildi ki senin adın. Bambaşka bir isimdi. Hiç mi hatırlamıyorsun? Derya. Derya. Evet. Senin gerçek adın Derya. Koskoca kadın çocuğa nasıl el kaldırıyor ya? Hem de benim çocuğuma. Düşündükçe sinirim tepeme çıkıyor yani. Canım çok sert vurmamıştır belki de. Hem sen kendin söyledin böyle kaşığın sapıyla hafifçe... Tekin'in yaşadığı korkuyu bir düşünsene. Ya bu çocuk travma geçirirse? Ya ömrü boyunca bu anı bir daha hiç unutmazsa? Abartma Elif. Yok efendim, neymiş? İdare edememiş çocukları. Ya ben 24 saat dördünde idare ediyorum. 1-2 saat mi idare edememiş? Canım Nermin kötülüğünden yapmamıştır. O senin en yakın arkadaşlarından biri. Ömer. Yani ben çocuklarımı asla dövmedim ve dövmeyeceğim. Ya tamam arada bir söylüyorum öyle bir çakarım. Döverim bak falan yapıyorum ama ben bunları korksunlar diye yapıyorum canım. Yani şu evi çatıdan böyle yıksınlar aşağıya. Ben gene de çocuklarımı dövmeyeceğim. Hayır ya sen biliyorsun. Ben çocukken biz çok dayak yedik annemden. Yani böyle ütünün kablosunu patlatırdı ya yaramazlık yapmayalım diye. O alanlarla başa çıkmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Artık azarlamak falan da bir işe yaramıyor. Hem büyüyorlar, akıllanıyorlar. Yakında sayıca bizden fazla olduklarını da fark edecekler. Sanırım artık yeni yöntemler denemenin zamanı geldi. Of Ömer ya. Ararım, merak etme. Hadi, yolun açık olsun. Sağ ol, senin de. Seninkine şeker koydum. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Behçet. Kerem gerçekten iyi miymiş? Ya iyi canım. Yani kaç kere söyleyeceğim. Turp gibi. Dayım hoş tutuyor mu oğlumu? Yani disipline edeceğim diye üstüne gitmiyordur umarım. Ya dayını biliyorsun işte. İlk başlarda kantarın topuzunu biraz kaçırır gibi olmuş ama sonra yumuşamış. Kerem de onun sözünü dinlemeye başlayınca şimdi iyi aralar. Gönderdiğim yiyecekleri yedin mi?
Valla kekin nihayet ucundan ve böreğin ucundan aldı. Ama gerisini dayın mideye indiriverdi. Koca adam, bir şey de diyemedim ki. Ya zeytinyağlı sarma? Onu tattı mı? Kerem sarmayı etli seviyormuş. Öyle miymiş? Allah Allah. Oğlumun neyi sevip sevmediğini bilmiyor muyum yani? Belki İrem'le karıştırmışsındır. Ama karıştırmamam lazımdı. Çocuklarımın neyi sevip sevmediğini ezbere bilmem lazım. İyi anneler öyle yapar. Mert. Bir çöp atmak bu kadar uzun mu sürüyor? Ya Suna teyzenin torbasını taşımakta yardım ettim. Sonra? Ya işte bir şeyler ikram etti. Onu yiyip geldim. Yerken bir şeyler konuştunuz mu? Yo. Bana yalan söyleme. Bir tuhaf o kadın. Seni bir şeyler söylemeye zorladı mı? Ya toplasan 5 dakika durmadım. Hayır ya. Ya yemek yiyip geldim hemen. İyi. Buna mı şu? Geçen günde beni durdurup abuk sabuk şeyler anlattı. Hiçbir söylediğine inanma onun. Zaten bir daha da evine falan gideyim deme. Ben odama gidiyorum. Oh, sefamız olsun. Ana kız bakım yaptırıyoruz, ne güzel. Süslüyor, düzeldi hemen morali. Bayılırsın zaten sen süslü pisaya. Nasıl da bilir annesini, nasıl da bilir. Anne. Feri amca aradı mı seni? Yani sen yüzüğü attıktan sonra aradı mı? Aramadı, arayamazsa zaten. Bu sefer kesin konuştum ben. Ne ölüme ne dirime dedim. Sen git lise kapılarında bekleş bundan sonra dedim. Yani düşünüyorum vallahi bile aklım almıyor ya. Yani bak sen bu adamla kaç yıldır evlisin? Biz bir kere bile böyle tuhaf bir şeyini görmedik ki bu adamın. Ha gider ayak azdı herhalde değil mi bu? Ha? Azgın teke sendromu bu. Azgın teke biliyorum ben. Teneşinlere gelsin inşallah, teneşinlere. Sen kendini bir şey zannediyor bu cüce, ne olacak? İnşallah boyup posu devrilsin, ne olacak? Anne beddua edip durma ya. Zaten dönüyor dolaşıyor, bizim ayaklarımıza bulaşıyor. Niye etmeyecekmişim? İnşallah teneşire yapıştığı günleri göreceğim ben o velinin. İnşallah ya Rabbim, kabul et sen bunu, kabul et. Anne, Allah aşkına sen iki medeni insan gibi bu adamı karşına al. Veli, nedir bu durum? Böyle bir şey var mı, yok mu diye sordun mu, sormadın mı? Sormadı. Sormayacağım da. Zaten onun bak, onun bu nikah tarihini ertelemesinden belliydi her şey. Yok şu dükkan bir açılsın, yok işler bir otursun. Ha, ölme eşeğim ölme. Yani ne var bunda? Bunda kötü bir şey yok ki. Üstelik geçen sefer boşanma davasını açan da sendin. Ay canım o zaman öyleydi evladım. Ya sen niye ikide bir de bu konuyu açıp duruyorsun ha? Ben kapattım artık bu konuyu, kapattım. Şeytan görsün yüzünü ha, yeter. Aç. Anne nereye şeytan görüyor yüzünü Allah aşkına ya? El kadar gemlikte siz birbirinizi görmeden nasıl yaşayacaksınız ya? Ben gemlikte yaşamayacağım ki. Nerede yaşayacaksın Allah aşkına anne ya? Veli olmadıktan sonra benim gemlikte ne işim var evladım? Toplarım eşyalarımı, yerleşirim sizin yanınıza. Gül gibi geçirip gideriz kız kıza değil mi çocuğum? Aa, burnu! Pardon. Nasıl, yani
Yani sen geleceksin, Gamze, sen, ben, aynı ev. Böyle bir şey. Kim kim edip durma Yasemin. Eğer sen beni evinde istemiyorsan açık açık söyle evladım, tamam mı? Ben de bağrıma taş basarım. Evlat yerine taş doğurmuşum deyip kaderime razı olurum ben. Anne ne alakası var Allah aşkına ya? Ne demek ne alakası var? Anne bak yine duygu sömürüsü yapıyorsun. Ben duygu sömürüsü falan yapmıyorum. Sen açık açık beni evine istemiyorsun. Ortalarda kaldım ben. Ben sana böyle mi yaptım ha? Zaten böyleymiş evladım. Anne baba çocuklarına bir bağ bağışlarlarmış. Çocuklar onlara yüzüm vermezmiş. Anne ya ne alakası var ya? Ne yüzümü ne bağ? Benim bağım bağım mı var? Bir göz evim var zaten ya. Gamze'yle bana zor yetiyor. Bunu diyorum ben sana. Ay sen beni böyle ortalıklarda bırakıyorsun. Ya anne ne, ben niye seni ortalıklara atayım ya? Niye böyle yapıyorsun? Tamam, tamam evladım, üzme kendini, ben gidiyorum. Anne bak. Bak. Anne. Sana dua edeceğim ben. İnşallah Gamze sana bana yaşattıklarını yaşatmaz. Bana bunları göstermesin Allah. Çünkü anneler böyledir. Ben seni kötü günde görmek istemem evladım. Bak. Dua edeceğim senin için. Ya anne niye böyle yapıyorsun ya? Her seferinde bak. Ya anne ya. Ya böyle bir şey olur. Ah! Ah! Ay kan kırıldı mı? Kırıldı. Lan burun gitti. Gitti. Ay çok özür dilerim ya. Hastaneye gidiyoruz. Kalk kalk kardeşim. Hadi benden uzak durun yeter. Ya vallahi billahi ya. Anne! Vallahi ya. Ben bunu vereyim. Hay Allah. Ben sonra geçmiş olsun. Çok özür dilerim ya. Allah'ım anne! Anne! Tamam dayı, biz de oraya geliyoruz. Birazdan çıkıyoruz. Görüşürüz. Neye bakıyorsun sen öyle? Bu kazakları niye dizdin yatağın üstüne? Havalar iyice soğudu. Kerem üşümesin diye kazak götüreyim dedim ama... hangi kazağı, hangi rengi sevdiğine karar veremedim bir türlü. Ne fark eder canım? Al koy birini, götürelim işte. Sen genelde yeşil seversin. İrem'se pembe. Peki ya Kerem? Oğlumun hangi yemeği sevdiğini, hangi kazağı giymekten hoşlandığını, hangi rengi sevdiğini bilemiyorum. Onu tanımıyorum demek ki. Oysa bir anne çocuğunun her şeyini bilmeli. Yani iyi bir anne öyle olmalı. Peki ya ben? Hayatım. Kendine bu kadar çok yüklenme. Sen mükemmel bir annesin. Öyle olmadığımı anladım. Çıkmamız lazım. Geç kalıyoruz. O zaman maviyi alıyorum. Mavi herkes sever. Öyle değil mi? Anne Allah aşkına yapma şunu ya. Bak çok rica ediyorum senden anne. Ne olur ya bak çok kötü durumdayım şu anda. Ya. Ver onları bana, ver onları bana. Ya anne bak Allah adı verdim ya. Ya anne niye yapıyorsun? Vallahi gitmeyeceksin, gitmeyeceksin diyorum sana, gitmeyeceksin. Ya vereceksin. Ya, sen bana bakayım, ver onları. Anne bırak diyorum. Ne yaptın sen annene, ne yaptın ha? Sokağa attın anne, sokağa. Seni doğuracağıma taş doğursaydım daha iyiydi. Aa! Ya anne niye ben niye böyle bir şey yapayım ya? Ben özellikle niye sokağa atayım? Açık kendimi yere atacağım ya. Gitmeyeceksin yaptın. Hayır. Ben gitmeyeceksin ya. Bırak vallahi ya, gitmeyeceksin. Bırak. Vallahi vermeyeceğim. Ver şunu. Anne ya bırak. Ver. Sen beni sokağa attın. Ya. Sokaklarda yatacağım ben sokaklarda. Ya şunu. Anne. Sokaklarda. Cesedin içiyle. Vallahi cesedin içiyle. Çekil dedim sana. Gitmeyeceksin. Sana. Asla as katiyen. Çekil diyorum sana. Çekil. Bırak diyorum sana. Allah'ını peygamberini seversen. Ya anne fıtığım var bırak şu babayı. Ya çekil seni ben çekeceğim. Ya anne Allah'ını peygamberini sever. Bak ya. Bak Allah da istemiyor gitmeni. Anne ya Allah'ını. Anne. Diyorum sana. Allah'ını seversen diyorum ya. Gideceğim tamam. Gideceğim. Anne nereye gideceğim Allah aşkına. Ya anne gidemezsin. Ya anne ne olur yapma bunu ya. Ya anacığım bak yemin ederim. Bak ya anne ben nasıl bir vefasız kızım ki? Kendi öz anamı alayım bavuluyu sokağa atayım ya. Vallahi böyle düşünmem bile benim canımı çok acıtıyor. Sokaklarda yaşayacağım sokaklarda. Anne ya Allah'ını seversen. Ya anne.
Bak sen Meli amcayla çok iyi anlaşıyorsun. Yemin ederim bak sadece bu yüzden. Mutluluğunuz bozulmasın diye. Ya anacığım bak sen yıllar sonra böyle bir mutluluğu buldun. Yemin ederim bak siz tencere kapak gibisiniz anne ya. Yani küçük bir yanlış anlaşılma yüzünden bana vurdu. Kim sana vurdu? Veli. Nasıl? Veli sana vurdu mu? Hı hı, evet. Hem de tencere kapağıyla. Veli sana tencere kapağıyla mı vurdu? Evet. Benim anneme. Evet. Nasıl ya? Kalk, kalk gidiyoruz. Nereye? Gemliğe gidiyoruz. Allah senin belanı versin Veli. Allah senin belanı versin. Anamı ben emanet ediyorum. Sana mı vurdu? Vurdu. Benim anneme mi vurdu? Evet. Kalk, kalk yürü gidiyoruz. Al şu bavulu. Kalk, kalk gidiyoruz. Al sen de bavulları. Bunu götürmüyoruz. Bir de Veli'ye bunu mu götüreceğiz? Kalk, kalk anne, kalk. Kalk toplan. Sen şunu tut. Tut şunu. Pislik herif ya! Hayvan! İmzala şunu. Bu ne? Sözleşme. Ne sözleşmesiymiş o? Madem hastaneden aldığın para benim borcumu karşılamıyor, madem ben hapislere gireceğim, o zaman ben hapisteyken senin bu parayı harcamayacağından emin olmalıyım. Harcamayacağım tabii ki Kudret. O para seninle benim geleceğimiz. Sen çıktığın zaman iş kuracağız onunla. Güvenmiyor musun sen bana? Hayır. İyi. Ben de sana güvenmiyorum zaten. Ödeştik. Zeliş. Delirtme beni. İmzala şunu yoksa... Hı. Yoksa ne? Yoksa seni şu dakika boşarım. Bütün malıma, mülküme el konulduğu için de bir bok alamazsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun şimdi? Hayır Zeliş. Seni seviyorum. Seni kaybetmemek için de elimden gelen her şeyi yaparım. Bana bak. Benim tepemin tasını attırma Kudret. Şimdi giderim mahkemeye, senin İsviçre hesabından bahsederim. Asıl o zaman sen bir bok alamazsın. Öyle bir hesap yok ki. Yani dünden beri yok. Ne yaptın? Parayı başka bankaya mı aktardın? Ha, güvenli bir yere sakladım diyelim şuna. Şimdi imzala şunu. Ya sen niye o parayı çekip de gidip devlete olan borcunu ödemiyorsun? Hapis filan da yatmazsın o zaman. Ya saçma sapan konuşma be Zeliş. Parayı buraya getirebiliyorum da sanki. Hem getirsem bile nereden buldun diye sormazlar mı adama? Hadi imzala şunu artık. İmzalamıyorum işte. Yeter be. Madem güzellikten anlamıyorsun, o zaman zorla yaparız biz de. Ay bırak. Gel buraya. Ya benim gel buraya. Ya. Al şu kalemi. Ya Bilal. Al şu kalemi. Al kalemi al. Ay. Ya. Bileğim kırılacak. Ya. Kudret. Kudret. İmzala sana lan. Şimdi rahat rahat gidebilirim az bize. Aman Bezeliş, yine zırlayıp durma öyle her zamanki gibi. İki damla gözyaşına kanacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Bu sefer yemezler. Senden çocuk yapmamakta o kadar haklıymışım ki. Sen zorbay, yalancı, hainin tekisin. Herkesi kandırdın. En başta da beni. Kandırmadım hayatım. Ne yaptıysam ikimizin iyiliği için yaptım. Sinirin geçsin,
Sen de hak vereceksin bana. Seliş. Nereye gitti bu be? Aman, komşuya gidip beni çekiştirecektir. Karım inletti işte. Bak, 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 bak. Dedikodu yapacak. Belki benden daha zor durumda biri de benden cesaret alır, o da konuşur. Ya ne kadar başı bozuk, ağır çalışıyorsunuz böyle. Şu demirleri de kaldırın dedim size şuradan. Kerem, sen de şu torbaları al. Şimdi yağmur basacak, taş kesecek bunlar. Şantiyeye taşı. Hadi oğlum bakayım, hadi. İşleri iyice büyütmüşsün dayı. Para bu işlerde artık Behçet. Hayırlısıyla bu işin altından kalkarsak devamı da gelecek. Kerem'e çimento mu taşıttırıyorsun? İnanmıyorum dayı. Küçücük çocuk nasıl kalkacak o ağır yükün altından? Neresi çocuk ya? Koskocaman delikanlı. Bir değil iki torba yüklesem sırtına bana mısın demez. Kerem! Oha! Oğlum! Nasılsın? Yorgunum biraz. Sen o ağır işlere karışma. Ameleler yapar. Kerem. Bak, annen de seni görmeye geldi. Senin için gerçekten çok endişe etti. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir gelsene şöyle. Oğlum, annene sarılmadan olmaz. Behçet, inat etme. Dinle çocuk ne diyorsa. Ben iyiyim, gerçekten. Nermin, ayakların buz kesti, sen de üşümüşsündür. Gel yazıhaneye geçelim, oturun sıcak sıcak, geç. Ne oluyor? Kim attı bunu? Tekin. Niye yapıyorsun çocuğum? Niye uğraştırıyorsun beni? Nasıl alacağım ben şimdi bunu buradan? İndirin siz de ellerinizi. Ay ne yapacağım ben ya? Neyse, ben sana alırım bugün diş fırçası. Siz fırçaladınız mı dişinizi? Ya, tabii. Hadi bakayım gözümün önünde fırçalayacaksınız. Yürüyün, hadi. Sen de tek ayak üstünde duracaksın küçük bey. Kaldır o ayağını, kaldır, kaldır, kaldır. Hadi biz de atalım. Yok artık, ne münasebet. Hayır, çocuğum ben kime konuşuyorum? Oğlum dur, hayır. O anda Elif, bağır pazarlamanın çocukları hiç etkilemediğini fark etti. Yeni yöntemler bulması gerekiyordu. Kendisinin yemini vardı. Çocuklarına hiçbir zaman el kaldırmayacaktı. Ama başka türlü tehdit yolları da vardı afacanlar için. Bana bakın, eğer atarsanız sizi Nermin teyzeye götürürüm. Sinirlenince neler yaptığını benden iyi biliyorsunuz. Peki o zaman dişlerinizi fırçalayın. Sen Kerem'i çalıştırdın diye üzüldün mü yeğenim? Yok, niye üzüleyim? Bak şu çocukcağıza. Daha 12'sinde. Anası getirdi geçenlerde. Oğlanın gözü okumakta ama anası yeni bir koca bulmuş kendine. Herif de gündüzleri evde oturmasın bu oğlan. Gidip çalışıp para getirsin eve diye tutturmuş. Ne anaları var şu dünyada. Oğlan da bugünlerde eve gitmemeye başladı.
gurur yaptı tabii. Şu daracık yerde uydurup bir döşek üstünde kalıyor. Yeğenim, sen niye celallendin? Bu kadar afra tafra yeter Kerem. Sustum sustum, burama kadar geldi artık. Nermin, biz bir şey konuşuyoruz. Beni şikayet ediyor değil mi? Yok annem şöyle, yok annem böyle. Şunu bil ki evladım, ben annelik görevlerini yerine getirmeye çalıştım her zaman. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Sana ve İrem'e kendimi adadım. Başka insanlar gibi zevkine düşüp sizleri unutmadım. Ha bütün bunları bildikten sonra hala benden nefret ediyorsan o başka bir şey. Ben iyi bir anne olduğuma inanıyorum. İşte bu kadar. Nermin. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Kerem artık çalışmak istiyor, okumak istemiyor. İnme sakın, tamam mı? Tamam. Ben o veliye dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Tamam. Annemin yapılacak şey elini mi bu ya? Elini dışarı çıkart, elini dışarı çıkart. Ya anne bu nasıl açılıyor ya? Dışarıdan aç. Nasıl açılıyor anne bu ya? İt biraz. Anne sen buna nasıl yola çıktın aman ya? Aman bir şey yok arabamda, hadi hadi çabuk ol. Aman iyi ki bir şey yok. Bana bak unutma, tencere kapağıyla vurdu. Kal orada, gelme. Aa Yasemin. Aa ya. Seni hangi rüzgar attı kızım? Boyundan, posundan, yaşından, kalıbından utan ya. Ben senin insanlığına güvenip annemi sana emanet ettim. Evlenmenize müsaade ettim. Sen ne hakla benim anneme vurursun ya? Ne hakla benim anneme vurursun? Ne vurması kızım, ne vurması? Ben annene vurmadım. Yani kimseye vurmam ben zaten. Hele annene kata. Yalan söyleme. Yalan söyleme Veli amca. Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl bir kadın el kaldırıyorsun ya? Bir de alıp tencere kapağıyla vurmuşsun ya. Tencere ya Yasemin bak ben kimseye vurmadım. Annene kesinlikle vurmadım. Esas annem bana vurdu tamam mı? Her tarafımı vurdu. Saçlarım böyle tel tel yol. Her tarafımı cırmıkladı benim. Öyle karnıma bir yumruk atıyordum. Ben de masadaki tencere kapağını önüme koydum böyle. Kendimi korumak için. O kadar. Sen vurmadın mı yani hiç anneme? Ya vallahi vurmadım. Esas o her tarafımı cırmıkladı. Bak. Göstereyim burada. Hayır bak. Tamam göstermiyorum. Tamam Veli amca. Deli etmişsin sen de kadını. Ne o aldatma hikayesi filan, ne o? Tövbe yarabbim ben anneni aldatmadım kızım. Ya bir gülüsüne gül koklar mıyım Allah aşkına? Bak Yasemin bak. Şu ızgarada ben sabahtan akşama kadar neden yanıyorum biliyor musun? Anneni daha rahat hayatı olsun diye. Anladın mı? Daha rahat hayatı olsun diye. Karşılığında ne görüyorum? Bak bunları. Bunları. Veli amca tamam ben anladım. Sen git annemden özür dile kapansın bu mesele. Oldu. Ben senin annenden özür falan dilemem tamam mı? Zaten annenle beraber yaşamak istemiyorum. Çünkü burama kadar geldi. Bitti. Bu iş bitti tamam mı? Bitti. Ya Veli amca. Veli amca kestirip atma hemen ya. Veli amca bak annem seni gerçekten çok seviyor. Sevdiği için de kıskanıyor. Yani sen de o da... Şimdi sen inat ediyorsun, o inat ediyor, gurur yapıyor. Ne olacak? Ayrılacaksınız. Gün gibi yuva yıkılacak, dağılacak, gidecek. Bak Veli amca sen yalnız kalırsın ha. Tek başına kalırsın, yalnız böyle yapayalnız. O ne yapar? O da gelip benim evime taşınır. Olmaz ya, olamaz böyle bir şey. Veli
amca sevenler ayrılmamalı ne olur ya. Bak annem şimdi dışarıda. Sen gidiyorsun anneme diyorsun ki ben seni çok seviyorum. Ya, ne olur ya. Bitirelim bunu ya, bitirelim. Soğutmadan bitsin hikaye. Ay Feri amca ya. Benim başıma mı kalsın Allah aşkına ya. Senin adın için. Ne olur Veli amcam hadi. Allah razı olsun sana. Tamam Veli amca ya tamam. Yeni demledim. Sormadan getirdim ama. Ay bu ne kadar iyi oldu biliyor musun? Çok makbule geçti. Allah senden de razı olsun. Sen Veli dayımın karısının kızı mısın? Dayı mı? Annemin teyzesinin oğlu. Ben dayı diyorum. Sen burada garsonluk mu yapıyorsun? Evet. Burada senden başka kadın garson var mı? Tek benim. Sen varsın yani bir tek. Evet. Bir de Veli amcanın akrabası mısın sen? Evet. Ay anne ya, anne ya. Veli amca suçsuz. Ha ben annemi gönül rahatlığıyla burada bırakabilirim. Ya hayır sonunda benim annem canım ciğerim ama annem de bir kutu balla yenmez ya. Ya sonra sakar. Ondan sonra kaprisli. Ben bu yaştan sonra Allah aşkına sen söyle güzel kardeşim nasıl gideyim onunla aynı evde yaşayayım? Olur mu böyle bir şey? Dışarı çıksanız iyi olacak sanırım. Niye? Ah! Anne! Anne! Ya anne ya! Anne! Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Aa, Zeliş Hanım. Ne işiniz var bu saatte burada? İyi misiniz? Zeliş Hanım çok kötü gözüküyorsunuz ama. Bir şey canınız mı sıkıldı? Bir moralinizi mi bozdu? Ne olur söyleyin. Çok kötü kabana sıkıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Mutsuzluktan ölüyorum Levent. Sizi daha önce hiç böyle görmemiştim. Zeliş Hanım ne olur üzülmeyin. İsterseniz gelin ben sizi eve bırakayım. Hayır. Bir daha asla gidemem o eve. Neden? Ne oldu ki? Bakın eğer elimden bir şey gelirse ne olur söyleyin. Biliyorsunuz yaparım. Seni yapabileceğim bir şey yok. Sağ ol. Hani sen git. Emine kalma burada. Sizi bu halde asla bırakmam Zeliş Hanım. O zaman sabaha kadar burada beraber otururuz. Ya burada böyle oturamazsın. Biri görür, rezalet falan çıkar. Şey, Zeliş Hanım. Size bir şey söyleyeceğim ama beni yanlış anlarsınız diye çok korkuyorum. İsterseniz benim evim hemen şurada. Atilla da yok. Şehir dışına gitti ailesinin yanına. Hadi gelin oraya gidelim. Biraz oturur konuşuruz, sakinleşirsiniz. Sonra karar verirsiniz ne yapacağınıza. Ha? Abi bu gece burada mı yatsak ya? Ne güzel olurdu ya. Ha? Hava atıyor seni affettim Gülperi diye. Hay gidinin velisi. Sen kim beni affetmek kim be? Bir kere benim arkamda kapı gibi kızım var. Ha, kafam atarsa atarım kapağı kızımın yanına. Değil mi Yasemin? Beni ortalıklarda bırakmazsın değil mi çocuğum? Ha? Bırakmam. Sağ ol.
Zeyşan Hanım, kahve yaptım size için sıcak sıcak. Bütün gün üşümüşsünüzdür ya. Teşekkür ederim. Zeyşan Hanım, ne oldu bileğinize? Kim yaptı bunu? Zeyşan Hanım, yoksa o adam mı? Yani kocanız mı yaptı bunu? Göstereceğim ben onu şimdi. Dur. Yapma. Zeliş Hanım, ben böyle elim kolum bağlı duramam. Ben sizin yüzünüze bile bakmaya kıyamazken o herif nasıl yapar bunu ya? Sen gerçekten seviyor musun beni? Seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hem de canımı verecek kadar çok seviyorum. Tamam, gel, gel. Ya. Gel buraya. Otur. Hiçbir şey söyleme. Sadece yanımda beni seven birinin olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Gerçi fikri süper oldu. Bütün gün akşam ne pişireceğim ne yapayım. Niye yedim bunu? Haftada bir yapalım bunu ya. Baksana çocuklara da değişiklik oldu. Evet. Ay ben şimdi bir de salep pişiririm. Sıcak sıcak içeriz. Allah! Güzel karım benim. Sen Necla'yla çocuklar al. Ben Nermin'le bir şey konuşurum. Nermin! Nermin! Bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben dün Yasemin'de seni çok kırdım. Beni affedebilecek misin? Özür dilerim. Aslında sen beni affet Elif. Bir daha benimle hiç konuşmayacaksın sandım. Çocuklarını el kaldırmaya hakkım yoktu tabii. Yok. Boş ver. Hayır, biz hiç küsmedik ya. Böyle olunca ben dün gece üzüntüden hiç uyuyamadım. Benim de. Bir daha hiç küsmeyelim oğlum. Tamam. Oh be. İçim rahatladı. Seninkiler yukarı çıkıyordu, gördüm ben. Şey yapsınlar, baba oğlu onlar öyle baş başa otursunlar. Sen bize gel, ben salep pişireceğim. İçeriz, böyle karşılıklı muhabbet edersen. Tamam. Hadi. Her çocuk dünyaya kendi yazgısıyla gelir. Kimi sırlarla dolu geçmişinde kendini bulmaya çalışırken, kimi sabrımızın sınırlarını zorlar her gün yeniden. Bazen en sağlam sığınaklarımız olup çıkar çocuklarımız. Dünyanın soğukluğundan onların sıcaklığına sığınırız.
kimileri bazen çocukça davranıp büyük hatalar yaparlar. Geri dönüşü olmayan hatalar. Ve birinin hatası bir başkasının umudu oluverir. En umutsuz olduğu anda.